gündüz ve gece, önce, şimdi ve sonra. İnsanoğlu tarih boyunca tüm izafiliğine rağmen zamanı anlamaya ve tanımlamaya çalıştı. İlk defa M.Ö. Mısırlılar güneş saatini icat ederek zamanı ölçmeye çalıştılar. Güneş saati, kum saati, su saati, astronomik saatler derken zaman daha hassas ölçülmeye ve daha çok kişinin bu ölçüme erişebileceği bir hale geldi. Saat her ne kadar doğuda icat edilmişse de saat kuleleri ilk defa batıda kullanılmaya başlandı. Büyüyen şehirler ve zamanı tanımlamaya olan ihtiyaç saat kulelerinin var olmasına ve yaygınlaşmasına sebep oldu. Osmanlı saat kuleleriyle 16. yüzyılda tanıştıysa da bu kulelerin yaygınlaşması 18 ve 19. yüzyılda gerçekleşti. Özellikle 2. Abdülhamit zamanında saat kuleleri ülkenin dört bir yanına yayıldı. Osmanlı zamanında yapılan saat kulelerinden birçoğu hala ayakta ve bulundukları şehrin değerli bir sembolü halinde. Tarihi saat kuleleri bize bir zamanlar inşa edilen saat kulelerini göstermiyor. Zamanın değeri konusunda bir keşfe çıkartıyor. Kastamonu'nun en önemli tarihi eserlerinden bir tanesi. 1885 tarihli Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından yaptırılıyor. O dönemde Sarayüstü Tepesi olarak adlandırılan bir yer burası. Abdurrahman Nurettin Paşa 2. Abdülhamit döneminde sadrazamlık yapmış kendisi 2 ay kadar 1882 yılında. Sadrazamlığı sonrasında 9 yıl kadar burada valilik yapıyor Kastamonu'da ve burada çeşitli binaların yapımını sağlamış kendisi. Şehrimizin tacı durumunda saat kulemiz özellikle akşamları çok güzel görünüyor şehir merkezinden. Yine buradan da şehir çok güzel görünür. Dolayısıyla ziyaretçilerin çok tercih ettiği bir yerdir saat kulemiz. Özellikle fotoğraf çekmek isteyenlerin, şehrin fotoğrafını çekmek isteyenlerin çok tercih ettiği bir yerdir. Evet, mimarisinden bahsedecek olursak Osmanlı son devir mimari özelliklerine sahip 5.60'a 5.60 genişliğinde ve 13 metre yüksekliğindedir. Yarımlarda bir ve tam saatlerde de saat kaçsa ona göre çalıyor. Gong sesini ona göre duyuyoruz yani. Şehrin en hakim tepelerinden bir tanesine inşa edilmiş durumda. Birisi kalemiz zaten, diğeri de saat kulemiz. Tek saat, tek yönlü saat olduğu için aslında yüksek bir tepeye konulması tercih edilmiş. O dönemlerde şehir küçükmüş tabii, her yerden görülebilecek şekilde böyle yüksek bir tepeye inşa edilmiş. Evet, rivayetimiz var. Her ilin olduğu gibi bizim de saat kulemizin bir rivayeti var. Şöyle ki, İstanbul Sarayburnu'nda bulunurken saat kulemiz, saatimiz, zamansız çalan gongu nedeniyle padişahın 2. Abdülhamit'in hamile carilerinden bir tanesi bebeğini düşürüyor ve padişah bu saat sürgün edilmeli kararını alıyor ve o dönemde de Kastamonu'dan saat siparişi olduğu için buraya gönderildiği söyleniyor. Dolayısıyla saatimize sürgün saat denilmiş, halk arasında da sürgün saat olarak ifade ediliyor. Abdurrahman Paşa burada 9 yıl valilik yaptı demiştik. Bu süre içerisinde belediye meclisi ve vilayet meclisi tarafından bir karar alınıyor. Şehre büyük ve çalan bir saatin alınması doğrultusunda ve bedeli belediyeden karşılanmak üzere İstanbul'a, saraya bir sipariş veriliyor, saat siparişi. O dönemde Fransa'dan 13 tane saatin alındığı söyleniyor. Buraya da o saatlerden birinin gönderildiği söyleniyor. Dolayısıyla saat mekanizmasının üzerinde Strasbourg 1885 yazdığı ifade ediliyor ki o şekilde bir yazı var saat mekanizmasının üzerinde.
Kastamonu'nun önemli simgelerinden biri demiştik saat kulemiz için. Çok fazla sayıda ziyaretçi aldığından da bahsetmiştik. Kastamonu turizmi her geçen yıl artmakta. Daha da artacağını umuyoruz, diliyoruz. Özellikle büyük turların geldiği bir kent haline geldi artık Kastamonu. Dikkatimizi çekiyor. Özellikle tercih edilen bir yer artık saat kulesi. Kastamonu'ya gelirseniz saat kulesine çıkmadan, şehri buradan izlemeden gitmeyin deriz. Çünkü burada içeceğiniz, manzarayı seyrederek içeceğiniz çay hiçbir zaman aklınızdan çıkmayacaktır. Teşekkür ederiz. Şehirlerin sembolleri vardır. Kastamonu'nun sembolü de kalesi, deresi ve saat kulesidir. Saat kulemiz Kastamonu'nun gelenlerin ziyaret ettikleri, mutlaka oturup bir çay içtikleri, şehri seyrettikleri çok güzel bir mekandır. Özellikle akşamüstü güneş batarken saat kulesine oturan insan buradan adeta tarihi seyreder. Tam karşımızda tarihi Kastamonu Kalesi vardır. Yani bir anda Türklerin gelip Kastamonu'yu fethetmesi kaleyi seyreden insanın kafasında canlanabilir. Yine aynı şekilde fetih sonrası Yakuba Külliyesi'nde kılınan ilk cuma namazı Fetih Camisi olarak Yakuba Külliyesi'ni hafızamızda geliştirir. Burada imam hutbeye çıkarken fetih sembolize eden elinde kılıçla çıkmaktadır. Yine karşıdan baktığımızda Mehmet Akif'in İstiklal Savaşı'nda vaaz verdiği Nasrullah Camisi'ni, Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan İsmail Bey Külliyesi'ni görebiliriz. Yine bu tepeden, saat kulesinden baktığımızda sivil mimari örneği evlerimizi görebiliriz. Kastamonu Osmanlı'nın bir sancağı. İşte saat kulesi öyle bir tepeye konulmuş ki buradan Kastamonu'nun bütün güzelliklerini, özelliklerini, tarihini seyretmek, görmek mümkün. Onun için insanlar bu mekandan çevreyi görsünler diye belediye burada bir tanzim yaparak bir çay bahçesi oluşturdu saat kulesinin etrafında. İnsanlar akşamları buraya geliyorlar, burada oturuyorlar, eşleriyle, dostlarıyla buluşuyorlar, sohbet ediyorlar ve aynı zamanda da şehri seyrediyorlar. Yani başka illerde olduğu gibi saat kulesi ıssız bir mekandaki bir taş binadan ibaret değil. Saat kulemiz sosyal insanların ihtiyaçlarını gideren önemli bir mekan durumuna da gelmiş oluyor. Saat kulemizin içerisindeki mekanizması saat kulesine bakan görevlinin her sabah gelip onu kurmasıyla çalışmaya başlıyor. Geliyor, kapıyı açıyor saat kulesine bakan görevli. Ağırlıkları olan mekanizmayı kuruyor ve mekanizma çalışmaya başlıyor ve bu mekanizma saat başlarında çalıyor. Mesela saat 1'de 1 defa, 2'de 2 defa, 3'te 3 defa, 30 dakika sonra da 1 defa çalarak insanlara zamanı belirtiyor. Çünkü saat kulesinin yapıldığı yıllarda bugünkü gibi insanların fazla saati yok. Zamanı öğrenmeleri için böyle bir şeye gerek duyulmuş ve insanlar bu saat kulesini buraya yapmışlar. Bu sebeple saat kulemiz Kastamonu'nun en önemli sembolüdür diyoruz. Ve bu mekan hepimizin gurur duyduğumuz bir mekandır. Ve gelen insanların, burayı ziyaret eden insanların burada seyrettikleriyle Kastamonu'yu unutamadıkları bir mekandır. Saat Kulesi Kastamonu'nun simgelerinden bir tanesi. Karşısındaki kalesiyle birlikte kulesi ve ortadaki deresi bir üçleme şeklindedir. Kastamonlular için çok önemlidir. Osmanlı döneminden kalma, buraya bir hediye şeklinde gönderilen bir saattir. Ve bizim için Kastamonu'nun simgesel anıtlarından bir tanesidir. Saat kulesinden Kastamonu'yu izlemek, manzarasını izlemek bana mutluluk veriyor. Ben buranın işletmecilerinden de biriydim daha önce de.
Bu bizim için çok başka bir şey. Bunu bir defa gelip gören de hayran kalıyor. Ancak biz defalarca buraya çıktığımız halde, her gün, her akşam burada olduğumuz halde biz aynı zevki tekrar tekrar yaşıyoruz. Hatta biraz önce tekrar konuştuk. Acaba böyle bir il veya böyle bir yükseklik şehrin tamamını gören var mıdır diye düşündük. Olabilir belki ama çok nadirdir Türkiye'de. Biz Kastamonu'nun tamamını buradan görüyoruz. Tamamına hakim olabiliyoruz ki bu çok önemli bir şey bizler için. İşte gündüz vakti ayrı, gece ışıklı olduğu zaman ayrı. Karşıda kale var, bu çok çok önemli bir şey. Orayı görebiliyoruz. Dolayısıyla bizim için çok şey ifade ediyor Kastamonu. İnşallah böyle devam eder. Biz mutluyuz burada. Saat Kulesi'nin bize hissettirdiği konu zamanı hatırlatması. Her ne kadar günümüz teknolojisinde zamanı hatırlatacak farklı araçlar olsa da biz bu kulenin sesini duyduğumuzda kendimizi yaşadığımız şehre ait olarak hissediyoruz. Nerede olduğumuzu bir anlamda anlıyoruz ve zamanın değerini kavruyoruz. Ve nereden bakılırsa bakılsın Saat Kulesi çok rahatlıkla görülebilecek bir yerde olduğu için de gerçek anlamda gerçek vazifesini de ifa etmektedir halihazırda. Günün saatini, zamanını ortaya koymaktadır. Ve belli sayılardaki çalmalarıyla hangi saatte olduğunuzu da anlama imkanını buluyoruz. Zaman İnsan için en önemli kavramlardan bir tanesidir. Ve gün boyu hatırlanması iktiza eden bir hadisedir. Bu meyanda saat kulesi Kastamonu için vazgeçilmez bir hadisedir. Ben bir saat kulesiyim, yıllara meydan okuyan. Çok eskilerden ama hiç eskimeyen. Şehre hakim bir tepeden bakıyorum ve tanıklık ediyorum geçen zamana. Kaç güneş doğdu benimle birlikte bu şehre, kaç güneş battı bir bilseniz. Hüzne de tanığım, sevince Rabbim, en önemli tanığıyım. Ben bu şehrin tarihiyim. Dün vardım, bugün varım, yarın da var olacağım. Ben Kastamonu Saat Kulesi'yim.